Dünyanın dört bir yanını etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Dünya genelinde ölenlerin sayısı 3.491'e ulaştı. Hasta olan insan sayısı ise ne yazık ki 100.000'i aştı. Çin'de çok sayıda kent karantina altında. Fujian bölgesinden bir acı haber geldi bugün. 70'ten fazla hastanın karantina altında tutulduğu bir otel çöktü. Son gelen bilgi 26 kişinin kurtarıldığı yönünde. Çalışmalarsa halen sürüyor. Çin'in ardından virüsün etkilediği iki ülke bildiğiniz gibi İtalya ve İran. İki ülkeden de iç acıtan görüntüler gelmeye devam ediyor. Tehdit büyüyor, ölümler her geçen gün artıyor. Koronavirüs kabusu dünyada yayılmaya devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs önce Hubei eyaletinin tamamına, sonra Çin'in diğer bölgelerine sıçradı. On binlerce kişiye bulaşan virüs kısa sürede binlerce can aldı. Virüsle mücadele sürüyor ama özellikle Çin'den acı haberler geliyor. Fujian bölgesinde hastaların karantina altında tutulduğu bir otel çöktü. En az 70 kişi enkaz altında kaldı. Virüsün etkisi Çin Seddi'ni aştı ve dünyanın dört bir yanında vakalara rastlanmaya başladı. Koronavirüs Asya ülkelerinin yanı sıra Amerika, Avrupa ve Avustralya kıtalarında etkili olmaya başladı. Virüsün Avrupa'da en etkili olduğu ülke İtalya. Ölenlerin sayısı 200'e yaklaştı. Hastalananlar arasında siyasetçiler de var. Virüs korkusu nedeniyle ülke genelinde sokaklar bomboş. Çin'den sonra virüs vakalarının en çok görüldüğü ülke ise kapı komşumuz İran. 2000'den fazla kişiye bulaşan virüs. Aralarında bir milletvekilinin de olduğu 140'tan fazla kişiyi canından etti. Ölenlerin defnedildiği anlarsa kameralara böyle yansıdı. İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ilginç bir iddia ortaya attı. Selami, ülkede hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgınının Amerika'nın biyolojik saldırısı olabileceğini öne sürdü. Fransa'da virüsün hızla yayıldığı ülkelerden biri. Ülkede ölümler her geçen gün artıyor. Hayatını kaybedenlerden biri de 64 yaşındaki bir Türk. İslam aleminin en kutsal mekanı Kabe, Suudi Arabistan yönetimi tarafından koronavirüs vakalarının yayılmasını engellemek için kapatılmıştı. Yapılan dezenfekte işleminin ardından Harem-i Şerif yeniden ziyaretçilere açıldı. Ve koronavirüsten korunma yöntemleri... Tokalaşmak yerine ayak tokuşturanları daha önce görmüştük. Doktor Mehmet Öz'ün de selamlaşma konusunda yeni bir önerisi var. Handshake. Yeah. 10 times more bacteria passed than a fist bump. Okay. So what I want to do is this. Hamburger. Hamburger. Fries. Virüsün sıfır noktası Wuhan'daysa hala sokağa çıkma yasağı var. Hal böyle olunca da sokakları robotlar ilaçlıyor. Virüse karşı kendince önlem alan da var. Tıpkı bu adam gibi. Virüs özellikle Çin'de ticareti olumsuz yönde etkiledi. Bazı firmalarsa virüse karşı yeni satış yöntemleri geliştirdi. İşte bu mini mağazada insanların yerine bir robot çalışıyor.